Galatasaray'da gözler yarın akşam Dursun Bey'in yapacağı lansmana çevrildi. Tabii ki herkesin merakla beklediği 11'indeki değil mi? Kongre. Ee, şimdi Galatasaray taraftarları Dursun Bey'in e, seçilmesine taraftarların seçilmesine kesin gözüyle baktığını söyleyelim. Ama genel kurulların havası her zaman başkadır. Eşref Bey, Dursun Bey e, bir yarış halindeler. E, centilmence bir yarış halindeler. Galatasaray'da iki başkan seçilmesi halinde e, yapacaklarını da biliyoruz. Neler yap, yapabileceklerini biliyoruz. Ama yarın Dursun Bey'in açıklayacağı lansman çok önemli. Yani Galatasaray'ın geleceğine yönelik planlarını açıklayacak. Dursun Bey seçilirse 12'sinde ilk işi ne olur? Eşref Bey seçilirse 12'sinde aynı 12'sinde ilk işi ne olur sevgili Emre? İlk işleri muhtemelen Torrent'le sözleşmeyi feshetmek olur. Onunla başlarlar ama Şimdi Dursun Bey'le ilgili şöyle bir durum var. Orada o detayı paylaşalım. Erdem Timur biliyorsunuz yani son dönemde Galatasaray <laughs> camiasının parlayan yıldızı diyebiliriz camia için Galatasaray dedi ama Galatasaray basket maçı bitmiş Emre. Efes maçı. 2-2. Seride e, durum 2-2. Evet. evet. Son maç evet. büyük iş. İşte mesela Erdem da, da aslında boziyor. güzel bir şey oldu. Evet. Erdem Bey çünkü basket takımının bu seneki başarısında büyük pay sahibi. Hem oranın sponsoru hem yakından ilgileniyor. Yani Efes karşısında da iki maç kazanmak herhalde en başta hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şeydi ki. şampiyonu. Yani Konda. ilk maçta 35 35 sayıyla bitti zaten. Evet, evet. Biraz, 2 -2. Böyle, biraz geçen maç kaybedilince sanki bitti, seri bitiyor gibi. mu düşüncesi vardı ama geri dönüşü yapabilmek önemli. Oradan Erdem Bey'e tekrar pas atayım basketboldan dönüp. Şimdi proje yüzü, daha doğrusu seçim sürecindeki yüzü Dursun Bey'in Erdem Timur. Bu hafta boyunca Önce kendi yönetim, kendi yönetim ve kurullarında yer alan isimlere bir sunum gerçekleştirdi Erdem Bey. Dün yine buna benzer bir sunum vardı. Yarın da büyük bir lansman gerçekleşecek. Bu lansmanı da yani sahnedeki isim olarak biz Erdem Timur'u göreceğiz. Çünkü projelerle ilgili detaylı bir hazırlığı var. Hatta bugün de yine online ortamda son hazırlıkları yapılıyordu bu lansmanın sunumun. Tabi burada ön plana çıkabilecek şeyleri söyleyelim. Aldığımız bilgiler genel itibariyle şu yönde. Birincisi, yani 12 Haziran'da ne yapılacak dedik ya, hı hı. en önemli önceliklerden bir tanesi Florya ile ilgili durum. Gayrimenkul projeleri var işte Riva, Kemerburgaz ve bunlarla ilgili Dursun Bey'in zaten ciddi bir hazırlığı vardı. Aday olmasının en önemli sebebi bu. Bunların izinlerini almış olması ve Galatasaray'a ciddi anlamda gelir kazandırabilecek projeler bunlar. Ve telaffuz edilen rakamlar, yani Dursun Bey ekibinden telaffuz edilen rakamlar, iki seneli seçiliyor Galatasaray'ın bu başkanı. Dursun Bey de olsa, Eşref Bey de olsa bir devam seçimi olduğu için iki seneliğine göreve gelecekler. Dursun Bey'in ekibindekilerin iddiası şu. Galatasaray'ın şu anda 2,5 milyar TL'lik bir borcu var. Bu iki senenin sonunda en azından hedeflerinin bu olduğunu söyleyelim. Bu borcu tamamen kapatma öncelikleri var. Onun dışında sağ içinden bahsedecek olursak taraftar artık ilgileniyor gerçi. İşin ekonomisiyle ilgilenmiyor diyeceğim ama bizden daha hakim taraftarlar artık bu konulara. Sağ içiyle ilgili kısma dönecek olursak Dursun Bey'in en büyük vaatlerinden bir tanesi yani çok astronomik teklifler gelmedikçe takımın önemli oyuncularını satmama üzerine ki işte Kerem, Marka, Nelson ilk aklımıza gelen isimler. Yunus'u dahil edebiliriz. Her ne kadar kiralıktan döndü. Herkes kesin oynayacak gözüyle baksa da Yunus için de teklifler ilgi var. Ama Dursun Bey'in kafasındaki yakın çevresindekilere söylediği şey şu. Diyelim ki Kerem için 20 milyon euroluk bir teklif geldi. Tabii ki reddedemeyiz ama 10 milyon eurolara, 15 milyon eurolara bu oyuncuları satmak istemiyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz saha içinde başarı kazanmak. Bu Dursun Bey'in saha ile ilgili kısmı. Az önce söylemiştim. Flash bir gelişme olarak Eşref Amamcıoğlu'nun önemli bir hamlesi var. Yani son birkaç gündür en başta sen pası atarken Aykut İnce şöyle söyledin ki aslında öyleydi. Yani taraftar nezdinde ya da kamuoyu nezdinde Dursun Özbek denkleme dahil olduğu anda herkes seçimi kazandı gözüyle bakıyordu. Ama son birkaç gündür Dengelerde biraz değişiklik var. Yani Nasıl? Bunu şöyle söylemeyelim. Biri daha favori hale geldi değil ama işte Dursun Bey için ilk başta %70 konuşuluyorsa şu anda %55 gibi bir rakam. Belki daha da değişebilir. Çünkü Eşref Bey'in önemli hamleleri var. Erdem Timur'dan bahsettik. Sportif AŞ. Eşref Bey'in Sportif AŞ'sinde de Adnan Öztürk görev alacak ki camiada çok karşılığı olan bir isim. Daha önce başkan adayı oldu. 2000'in üstünde oy aldı. Liselilerde de camia içinde de ciddi karşılığı var. Onun dışında daha da flash olabilecek şeylerden bir tanesi zannediyorum iki gün önce U19 takımının final maçı vardı ya da dün de olabilir karıştırmayayım. U19 takımının final maçında şöyle bir fotoğraf gördük biz ki dengeyi değiştiren fotoğraf bence bu. Burak Elmas, Ünal Aysal ve Adnan Öztürk birlikte maç izliyorlar. Yani Ünal Bey açıkça Eşref Bey e desteğini bu fotoğrafla <laughs> gösterdi ve sadece bu fotoğrafla kalmayıp bugün gerçekleşen bir görüşme var ki bu çok flash ve kritik. Teknik direktör konusunda biz Eşref Bey'in düşündüğü ismi, ismi, isim olarak hiç telaffuz etmiyorduk. Hep bir profil belirliyorduk. Onun üstünden anlatıyorduk. İşte yabancı bir teknik direktör. Hatta işte Valerian İsmail'i tanımlarken ya da o dönem Beşiktaş'ın hoca arasında isimler tanımlanırken ona benzer şeyler söylüyorduk. Ama daha flash bir isimle bir görüşme yaptılar. Ünal Aysal'ın da eski bir dostu Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mancini ile Ünal Aysal vesilesiyle bir görüşme gerçekleştirdiler bugün. Mançini de teklife prensipte de evet demiş. Gelen bilgi bu. Tabii o ki oldu. işin Eşref Bey kanadı. Eşref Bey cephesinden ve Eşref Bey için Ünal Aysal'ın burada aracı olduğu ki Galatasaray'da olduğu dönemde araları çok iyiydi. Çok yakın bir dostlukları vardı ve devam eden de insani ilişkileri var. Ünal Bey'in görüşmesi üzerine de Mançini'nin teklife prensipte de evet dediği bilgisi var. Yani Eşref Amamcıoğlu seçimi kazanırsa Galatasaray'ın teknik direktörü Mançini olabilir. Bu günün önemli gelişmelerinden bir tanesi. Çünkü orada isim telaffuz edemiyorduk. Dursun Bey de mesela Okan Buruk'tan bahsediyorduk. Çünkü daha önce yapılmış bir görüşme vardı. Eşref Bey de söyleyemiyorduk ve ilk söylediğimiz isim de ciddi iddialı bir isim oldu. Hem bu hem Mançini konusu tabii bu ne kadar etkiler üyeleri sandığa gidecek üyeleri tam olarak etkileyecek bir şey olmayabilir Mançini ismi ama böyle kümülatif olarak gittiğinde işte Atlan Öztürk, Ünal Aysal desteği, üstüne Mançini hamlesi Eşref Bey ilk seçim süreci başla, başladığı ana göre daha güçlü bir konuma geldi. Bunu kabul etmek lazım. Dursun Bey peki o ara ne yapıyor? Kulağına gelen bir şey var. Genel itibariyle Adam... işte bu gayrimenkul <laughs> projeleri ve zaten Dursun Bey'i güçlü gösteren ya da Galatasaray için insanların ilk etapta düşündüğü şey şuydu. Çözümün Dursun Özbek'te olduğu düşünülüyordu. Çünkü her şey finansla alakalı. Her şey kulübün o para yapısı, para parasal durumunu düzeltebilmekle alakalı ve Dursun Bey'in de bunu gerçekleştirebilecek hem gücü var bireysel olarak hem de projeleri var. Dediğim gibi yarın zaten Erdoğan Bey çok detaylı bir şekilde anlatacak. 8-9 tane böyle bağlantılı proje var. Dursun Bey de orada olacak mı? Tabii ki. O da olacak. Yani o mesela röportajlarda da muhtemelen böyle göreceğiz. Bize de yayına gelirlerse böyle göreceğiz. Yani Dursun Bey açılışı yapıp hoş geldiniz deyip sonrasında Saat kaç gibi olacak Emre? 7.30'da yarın 19.30'da. Bir a basına açık e Basını canlı açık. Büyük, yayınlayacağız. Gerçekten çok dev bir lansman. Uzun süredir hazırlığı yapılıyor. Yarın o ne gündem var ya. <laughs> 16'da Kulüpler Birliği. Yarın çok hareketli. 14.30'a gel. Hı? E, Stefan Kunz. da başlıyor tabii. O haklısın. İmza töreni <laughs> 14.30 Stefan Kunz, 15 Cessus. 16 Kulüpler Birliği, 19.30 Kursun Özbek lansmanı. Lansman Sende iş yok mu? Var. Beşiktaş Kulüpler Birliği bende. Hayır, hayır. Hayır, beşiktaş, beşiktaş. yarın. <laughs> hayır, kardeş şey diyordu. Kulüpler Birliği'nden Emre'ye mi paslasam, yırtar mıyım falan dedim. Her yer kapalı. O sana geldi. Yani. Bir izleyici diyor ki, abi diyor hangi arkadaş acaba bu sene havalimanında pusu atacak diyor şey için gelecek oyuncular. Hangisi daha fazla olur diyor. Herhalde Fenerbahçe şey çok yapar Fazla gibi. Fenerbahçe... adet olarak mı? Sayısal olarak. Beşiktaş'ta 5-6. Galatasaray'da 4-5 gibi gözüküyor şu an. Aynen. 5-6 yani. gözüküyor yani. Demek <laughs> ki çok uzak olmayacak. Sayı yani. olarak aynı. İsim olarak yani Beşiktaş'ta yetkili dedi yani. Başkan dedi, sportif direktör dedi. Beşiktaş'ta artık havalimanı transferleri bu sezon gerçekleşmeyecek dedi. O yüzden isim olarak çok büyük ihtimal Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferleri daha büyük olacaktır. Ama karşılığı ne olur tabi bilemez. Ercan Şimşek diyor ki Rejide editörümüz ona da gelmiş soru. Markao, Kerem, Nelson. Yani Nelson. Ilk, i̇lk etapta gözükenler. Satılacaklar mı diyor. Net bir soru. Şimdi burada Dursun Bey'in net fikri bu oyunculara çok astronomik teklif gelmedikçe satmama üzerine. Şimdi Eşref Bey ile ilgili bu sıcak para kaynağını oyuncu satarak sağlayacak falan gibi bir takım ifadeler var ama biz kendisinden böyle bir şey duymadık. Öyle bir planı olduğunu söylemedi. O yüzden hakkını da yememek lazım. Ama en azından Dursun Bey'in net planını biliyoruz. Satmak istemiyor. Hatta şunu söylüyor. 3-4 tane de zaten bu kadro geçen sene gençleştirildi, yapılandı. İşte sene sonu itibariyle özellikle Feguli ve Babel'in sözleşmelerinin bitmesi Galatasaray açısından. Yani yeni gelecek yönetime çok fazla belirsizlik var. Çok olumsuz şeyden bahsediyoruz ama minik de olsa bir umut ışığı olabilecek şeylerden bir tanesi. Çünkü iki oyuncunun net maaşları 8 milyon euro civarında. Evet. Yani maaş bütçesinde ciddi yer açabilecek bir durum ve... Ben açıkçası Dursun Özbey'in seçilirse az önce havalimanı transferi dedik ya bir tane öyle bir havalimanı transferi yapabilir Dursun Bey.